Merhabalar efendim. Bugün günlerden 11 Temmuz. 11 Temmuz 1995'te Avrupa'nın tam da göbeğinde büyük bir katliam yapıldı. Bir soykırım yapıldı. İşte bu yüzden ben de bu soykırım nedeniyle bir özel bir program yapmak istedim. Konu başlığım Srebrenica son olsun. Evet, acaba Srebrenica son oldu mu? Maalesef olmadı. Srebrenica'dan sonra çok katliamlar, soykırımlar, işgaller yapıldı. Ve yapılmaya da devam ediliyor. Evet, önce milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Evet, genelde her Nisan ayı geldiğinde bilhassa da batılı dostlarımız Ermeni iddialarını gündeme getirerek Türkiye'yi soykırım yapmakla suçluyorlar. Ve suçlamaya da devam edecekler. Hatta daha da ileri giderek sözde soykırımı tek tek kabul ediyorlar. Sistematik bir şekilde. Oysa ki onların dosyaları çok kabarık. İşte o batılı dostlar hiç kendi ayıplarına ve günahlarına bakmazlar. Hepsinin geçmişi, yedi sülalesi soykırım batağına saplanıp kalmışlar. Yaşadığımız ülke Almanya'nın ayıbı belli. Zaten inkar da etmiyorlar. Ancak Afrika'da yaptıklarını henüz kabul etmediler. Bu yüzden öyle çok fazla geriye gidip sizlere tarih dersi vermeye de niyetim yok. Sırplar yalnız yapmadılar. Daha dün, yani milenyum yılına 5 kala, 1995 yılının ortalarında, hem de Avrupa'nın tam göbeği sayılacak bir yerde, yani Bosna Hersek'teki Srebrenica soykırımını unutmadık ve unutmayacağız. Bu katliamı sadece Sırplar tek başlarına yapmadılar. Onlara Hollanda da yardım etti ve en az Sırplar kadar Hollandalılar da suçlu. Hollanda da suçlu. Ha, diğer batılı ülkeler çok mu suçsuz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en büyük katliam olan Srebrenica olayına sessiz kalan, kendi günah ve ayıplarına bakmayan tüm dünya ülkeleri Sırbistan ve Hollanda kadar suçlular. Allah onları affetsin diyeceğim ama affetmez. Zira haksızlığa, adaletsizliğe ve zulüme karşı sessiz kalanlar dilsiz şeytanın ta kendisidirler. Benzerlik tesadüf olamaz. Srebrenica katliamını yapan Sırbistan ile suç ortağı olan Hollanda'nın bayraklarını şöyle bir inceledim. Ya bu kadar bir tesadüf olamaz. Acaba tesadüf mü? Demekten de kendimi alamadım. İnceleyin, sonra siz de bir düşünün. Bu kadar benzerlik ya gerçekten tesadüf değil. Demek ki Srebrenica'daki işbirliği boşuna değilmiş. Belki bizler unutabiliriz ama tarih her ikisini de unutmayacak. Şimdi dobra dobra bir yorum yapalım. Şu son 40-50 seneye bir bakalım. Yeryüzünde en çok zulüme, soykırıma, katliama uğrayanlar kimler acaba? Elbette ki Müslümanlar. Hele bir de Türk iseniz, bu Müslümanlığa bir de ilaveten Türk Müslümansanız o zaman haliniz duman. Zalimlik, zulüm tavan yapıyor.
hangi birini sayayım ki? Son 50 yıldan beri dünya üzerindeki savaş ve çatışmaların çoğu Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde gerçekleşiyor. İslam coğrafyası, batılı ülkelerin menfaati dayalı politikalarının yanı sıra gereksiz mezhep çatışmalarıyla kaosa sürükleniyorlar. Kriz ve karışıklıklardan en fazla etkilenen ise her zaman olduğu gibi mağdur halklar ve mazlum insanlar. Peki kimler işgale ve zulüme uğradılar? Şu son 40-50 seneye bir göz atalım. Önce Afganistan, sonra şöyle devam ediyor. Arakan, Myanmar, Bosna Hersek, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Uygur, Filistin, Irak, Keşmir, Kırım, Libya, Mısır, Moro, Filipin, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan ve son olarak Suriye. Bu işte bir yanlışlık var. Din adamları, ulemalar ve çok bilmişler bize bazı şeyleri yanlış öğretiyorlar diye düşünmeye başladım. Sanki fakirlik, fukaralık, zulüme uğrayan garip, gureba ve mazlum olmak Müslüman olmanın kaderiymiş ya da şartıymış gibi bize öğretiliyor. Fakirlik, fakirler ve mazlumlar zenginlerden 500 sene önce cennete gidecekler diye bize sabır ve şükretmek öğretiliyor. Oysa ki bunu diyenlerin rahatları ve keyifleri yerinde. Cenneti bu dünyada yaşıyorlar. Fakirler ve mazlumlar ise dünyada cehennemi yaşıyorlar. Bu bir çelişki değil mi? Madem çile çekilecekse gelin beraber çekelim. Beraber de cennete gidelim. Niye siz dünyadayken cenneti yaşıyorsunuz da bu garip, gureba, fakir insanlar, mazlumlar cehennemi yaşıyorlar? Ben düşünmeye başladım artık. Gerçekten bu işte bir yanlışlık var. Bize bazı şeyler bilerek, kasıtlı olarak yanlış öğretiliyor diye düşünüyorum. Son söz. Huzur İslam'dadır diyoruz. Ama son yıllarda huzur içinde yaşamak için tüm İslam dünyası kapağı batıya atmak, orada yaşamak istiyor. Ya da birçokları gidiyor işte çocuklarının doğumlarını bile orada yaptırıyorlar ki oranın vatandaşı olsunlar, orada yaşasınlar. Bir ayakları orada olsun. Kim yapan bunu? Tabii ki durumu yerinde olanlar. Sorsan bu ülkeyi, bu milleti ve dinini senden daha çok seviyor. Evet. Peki bu ne iştir? İslam dünyası, son olarak İslam dünyası ilim ve bilime önem vermediği sürece, hiç gereksiz yere mezhep kavgaları yaptığı sürece huzura eremeyecektir. Allah akıl ve fikir versin diyorum. Gelecek programda tekrar buluşmak üzere efendim.